Diren geziden diren liceye nasıl gelindi? Programımızın ikinci bölümünde bunu konuşacağız. İlk bölümde lice'de ne oldu ve bugün itibariyle soruşturma nasıl gidiyor? İki derneğin, Mazlum Derin ve İnsan Hakları Derneği'nin bu konuda rapor hazırlayan temsilcileri'nden dinlemiştik. Şimdi sosyolog Nazan Üstündağ ile konuşmaya devam ediyoruz. Sondan başlayalım istersen. Lice'de yaşanan çok trajik bir olay. Hı -hı. Ee, ama bölgede daha başka şeyler de yaşandı daha önce yıllar boyunca. Ama bu kez farklı bir durum oldu. Yani başka memleketin başka yerlerinde de sanki insanlar sahip çıkmaları gereken ortak bir paydayı, yaşam hakkını temel bir takım şeyleri gördüler ve bunu tuttular gibi. Hı -hı. Ve Kürt meselesiyle de ilgili bir duvar aşılmış gibi göründü. Hı -hı. Yani ben böyle adlandırdım ama asıl hocam siz anlatacaksınız buyurun. <laughs> Yani belli bir iyimserlik içerisindeyiz bu konuyla ilgili. Yani gerçekten e, çok e, acayip bir gündü. E, çok çok e, trajik bir olaydı Lice'de olan şey. Yani hem e, Medeni Yıldırım'ın ölümü başlı başına zaten çok hmm. üzücü bir şey. Ama aynı zamanda hani bu barış sürecinin de sonu mu geldi ve biz yeniden büyük ölümler görecek miyiz? Hani paniği içinde olduğumuz bir e, öğlendi, bir öğleden sonraydı diyeyim. Fakat akşamında İstanbul'da hakikaten bütün forumların yola çıkması, yürümesi, bütün forumların birbirlerinden habersiz bir şekilde bizlice için yürüyoruz diye karar almaları, İstanbul'un dört bir yerinde, Nişantaşı'nda, Ok Meydanında, Gazide. Maçka'da, Fatih'te, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de insanların sokaklara düşmesi ve diren lice diye bağırması. İzmir'de. İzmir'de, Ankara'da kadıköy seninle lice dinle kadıköy seninle diye bağırmaları. Türk bayraklarıyla insanların bunu alkış tutması. Hakikaten havada büyük bir hüzün olması. Gerçekten yani licede olanlarla ilgili olarak insanların soru sorması. Ee, ve bu soruları sorarken de Lice'nin 1993 yılında yık, yakıldığını, 1994'te kaybedilenlerin 2003 yılın toplu mezar diye bir şey olduğunu bölgede. Ee, Ceylan Ö Önkol'un ilk defa ismini duyanlar, bütün bunların olması, ertesi günkü yürüyüşte ve daha sonra pazar günkü e, yürüyüşte, yani ertesi günü tamamen Lice için olan bir yürüyüştü neredeyse pazar günkü yürüyüşte de Diyarbakır'da şey olunca polis müdahalesi hmm. ve polis saldırısı olunca direnen Ahmet diye bağrılması. insanlar ve Amet işte, Ahmet diye. Evet Ahmet diye bağrılması aynen. Ee, ve cumartesi günü de e, hatta pazar böyle bağırlıyordu Ben pazar günü katılmadım ama cumartesi günkü yürüyüşteydim. Cumartesi günkü yürüyüşte hakikaten insanlar birbirlerine soruyordu. Bije gelen ne demek? Tam bana öğretsene nasıl söyleniyor Bije gelen? İşte halkların kardeşliği. Dur ben de bir söyleyeyim. Hani bunun söylenmesi fakat e, yani bu şey demek değil. E, şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın bunlar zor işler. Yani 30 yıldır hatta 30 yılı aşkındır çok uzun zamandan beri birbirlerine karşı yani birbirlerine karşı demeyeyim ama Türkler yani büyük bir karanlık içerisinde bırakıldılar. Son birkaç yıldır bu karanlık perdesi yani gözlerinin önünde cereyan neden felaketlere karşı duyarsızlaştırıldılar? Yani 90'lı yıllarda diyorduk ki Türkler bilmiyor. Yani haber alamıyorlar. Hmm. Fakat 2000'lerin sonuna geldiğimizde haber de alıyorlar ama haber aldıkları şey karşısında duy, duyarsızlaştırılmış durumdalar. 34 kişinin Roboski'de öldüğünü biliyorlar fakat o Roboski'de ölenlere kaçakçı deniyor. O Roboski'de ölenlere e, işte bir takım laflar terör örgütü üyesi deniyor. İşte te, e, şu deniyor bu deniyor ve duyarsızlaşmıştı. Şimdi Yani şey... şöyle bir şey var aslında özür dilerim araya girdim Nazan ama... E... Süre gelen bir şekilde e, belli bir dil kullanıldığı için ana akım medyada, hakim medyada diyeyim. E, bir takım olaylar da belli bir konforla şikayet edilen ana akım medyada yine bu şekilde yer alsa da sorgulanmadı yani. Bir, 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 bir şekilde insanlar e, bu gerçeğin içinde yaşamayanlar konforunu bozmadı. Evet. Öyle... Yani herhalde, evet değil mi? sonuçta duyarsızlaş duyarsızlaşma derken hani şunu diyorum. E, ne bileyim Nevroz'da, Cizre'de yüz küsur insanın ölmüş olduğunu 90'larda hmm. insanlar hala bilmiyor Türkiye'de. E, ama ama Roboskide 34 kişinin öldüğünü biliyor. E, bunu hmm. bu e, bilmediği zaman biraz e, affedebiliyorduk belki anlatabiliyor muyum? Hı. Fakat uzun zamandan beri bile bile e, bir şey yapmaması karşısında hem Kürt halkı hem Kürt halkının yanında olanlar ciddi bir düş kırıklığı içindeydi. Ciddi kendine Türk demenin zorlaştığı bir dönemdi. Ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Yani şu anda ben kendime Türk demekten e, mahcubiyet duymadığım e, bir e, dönemi mi girdik? Hmm. diye düşünüyorum geziyle beraber. geziyle beraber ve insanların hakikaten direnme et direnlice yani hani direnlice lice zaten 30 yıldır direniyor amet 100 yıldır direniyor ama onlarla bir gönül birlikteliği içinde olmaları kendilerine yapılanın aynısının onlara yapıldığını anlamaları şimdi ekşi sözlükte falan entriler var. İşte Biji Brati'ye gelenin karşısına girmiş, geçmiş mesela şey diyor. Ya ben kendime inanamıyorum. Ben bir halkla yaşıyorum. Bu halkın dilinin evet nasıl diye bilmiyor. Diyor bilmiyorum. Ben nasıl bir insanım diyor. Veya Ceylan Önkolu üç gün önce öğrenmek utanıyorum diye entriler var. Yani bunların hepsi tabii bizi iyimserliğe götürüyor. Çünkü hayatta en kötü şey halkların birbirinden ne duyarsız kalması. Evet ama bu yaratıldı yani. Evet. O, o yaratı, şey, e, şu da benim dikkatimi çekti. Ben bunu farklı yerlerde, sosyal medyada ya da bir sohbet sırasında birkaç ayrı yerde duydum, birkaç kişiden duydum. Bundan bir sonuç çıkar mı dolayısıyla e, bilemeyiz. Ama yine de duymuş olmak önemliydi benim için. O da şuydu. Ana akım medyaya dair şikayetti olanlar, gezi sürecini çarpık bir şekilde yansıttığını ya da hiç yansıtmadığını söyleyenlerden bazılarıydı bunlar. Dediler ki o zaman biz Kürt meselesini de olduğu gibi öğrenememişiz. Hı -hı. Ve daha önce de Kürt meselesiyle ilgili çok sert üslupta genel geçer resmi politikaların izinden giden kişiler olduklarını belirttiler. Hı -hı. Dediler ki demek ki medyada biz bunu da göremedik. Evet yani ilginç bir şey. Hem sizin kendinizin başına gelmesi böylelikle bütün meseleler bir soru işareti haline geliyor yani benim hmm. hakkımda ben eğer bu şekilde resmediliyorsam benim başıma gelen şey bu kadar yanlış resmediliyorsa hükümet tarafından e, polis tarafından medya tarafından o zaman her şey yanlış olabilir bir ama ikincisi bundan daha önemlisi bence gerçekten sokak insanların birbirlerini hiç tanımayan, birbirlerinden tamamen zıt insanların e, hakikaten müzakere içine girdiği, kimi zaman kavga ederek, kimi zaman konuşarak, kimi zaman sadece yan yana durarak müzakere içine girdiği bir alandır. Vesayetten çıkarak bunu yapabildikleri bir yer oldu Gezi Aynen. Parkı'da değil mi? Aynen. İnsanlar sokaklar boşaltılmıştı Türkiye'de. Evet. Kamu alanları boşalt, insandan boşaltılmıştı. İnsanlar birbirlerinden çeşitli sebeplerle korkmaya ve nefret etmeye alışmışlardı. Şimdi bu süreçte birbirleriyle karşılaştılar, müzakere ettiler. Bir taraftan bakı yani büt, ne bileyim üniversitelerde Kürt öğrencilerle Türk öğrenciler kaynaştı. İşte kadın hareketinde Kürtlerle Türkler bir arada oldu. Bütün alanda Taksim'de, Beyoğlu'nda, sıra servilerde bu insanlar vardı. Forumlarda bu insanlar var ve sürekli müzakere ediyor hal. Bu çok önemli bir şey. Ama bu geçici olmamalı. Bunun kanalları sistematikleşmeli. Bu talep yani hakikatleri öğrenme talebi kurumsal bir karşılık bulmalı. Şimdi forumlar doğdu. Gezi'nin içinde zaten forumlar vardı. Yani geziye gidip bunu tecrübe edenler varsa ee, biliyorlardır. Hı hı. Oradaki Ufak tefek çekirdek forumlar çok daha kalabalıklara yayıldı. Çok daha fazla noktada yapılmaya başlandı. Şimdi orada da yeni bir siyasi kültür oluşuyor aslında. Ben bunu siyasi kültürü açısından bu memleketin bir devrim gibi görüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Çok önemli kesinlikle bu çok ünlü bir felsefeci var Zizek, Zizek dün mü evvelki gün mü ne yazısını okudum daha önceden yazmış ama işte bu şeyi konuşuyor yani dünya öyle bir noktaya geldi ki hani bu bir bu bir küresel devrim midir bu bir yani küresel devrime mi gidecek yoksa reformlarla mı hall hallolacak? Bence küresel bir devrim olabilir, yani kurumsal ciddi bir dönüşüme gidebilir dünya. Her yerde iki tane talep var. Bunlardan birincisi neoliberalizme yani artık her şeyin alınır satılır olmasına, kamusal alanların insanların birbirleriyle devlet ve sermaye ilişkileri dışında karşılaşabildiği alanların sıfırlanmasına karşı dünyanın her yerinde itiraz var. Yunanistan'da var. Ekonomisi batan Yunanistan'da da var. Ekonomisi çıkan Brezilya'da da var. Ekonomisi hmm. batan İspanya'da da var. Çıkan Türkiye'de de var. Otoriter rejimle üretilen, yönetilen ülkelerde de var. Demokrat ülkelerde de var. Her yerde bir buna itiraz ediliyor. İkincisi de artık e, temsili demokrasi. İnsanlar kendi hayatları hakkında karar verebilmek istiyorlar. Hmm. Burada olan forumlar Temsili demokrasiye bir itiraz. Yani ben sandıktan kimin çıktığı önemli değil. Kendi yaşadığım yerde benimle yaşayan insanlarla doğrudan ilişkiye geçerek karar vermek istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bugün daha bir izleyicimle konuştuk. Umurcan Erşahin bir gaz bombası kanisteri sebebiyle beyin travması geçiren bir genç arkadaş burada yayındaydı ve o yayında demişti ki hakkını aramaktan ve sokaklarda olmaktan söz ederken ona ne yapacaksın memleketi sen mi kurtaracaksın yeni olmuş evet ben kurtaracağım ben yapacağım cevabını verdim diyor. Yani bu aslında katılımcı demokrasinin birincil koşulundan biri. Ben olacağım bunun içinde. Ben düzeltmek istiyorum. Ben dahil olmak istiyorum bu sürecin içine. Ve i̇nsanlar bir kere bunu bu duyguyu yaşayıp Hayata geçirdikten sonra bir daha bırakmazlar herhalde diye düşünüyorum. Ama sistematik bir şey de lazım diyorsun. Evet. Onu biraz daha açmak lazım. Yani bunun karşılığını yani daha geniş kitleleri ve hmm. geniş katılımları sağlayacak şekilde örülmesi yerelden örülmeye devam edilmesi gerekiyor. Hmm. Bu bütün bu müzakere ve mücadele alanlarının devletsiz müzakere ve mücadele alanlarının çoğullaşması gerekiyor. Şimdi pratikte biz neler gördük e, gezide? Çünkü yani bir tarafta e, işte Mustafa Kemal'in askerleri izleyenler vardı. Sonra Mustafa Keser'in askerleri sloganı çıktı. Vicdani retçiler vardı. LGBT vardı. E, Sosyalist feminist kolektifte vardı. Kadın hareketleri vardı. BDP vardı. Ee, Öcalan'a dair taleplerini de orada dile getiriyorlardı ve onun portresinin Hı -hı. altında ee, TGB de vardı. Hı -hı. Şimdi orada neler yani bu bu müzakere nasıl yaşandı? Bu bir tecrübe bu. Hı -hı. Bir, beraber öğrenilen bir bir şey evet. var burada değil mi? Ee, çok kolay bir e, müzakere e, gene ben e, Biyanet'te bir e, Cemre Baytok hmm. bir yazı yazmıştı ona referansla söyleyeyim söyleyeyim orada şey diyordu hiç herkes çok bu çoğulluğu kutlayınca e, bence çok güzel bir e, müdahale etmiş oraya bu çoğulluk zor kotarıldı kolay değildi. Orada bayağı çatışmalar yaşandı. Yani çatışma derken hani şiddet değil. Sosyolojik anlamda çatışma. Ha, evet. Onu söyleyelim şiddet mi de. Şiddet değil. Anlaşmazlıklar. Diyaloglar. Hmm. Birbirine sataşmalar. Hmm. Ondan sonra hani neden var bu bayrak? Veya sen niye küfür ediyorsun kadınlara? Şimdi yani bize LGBT'lere yani birine küfür ettiğin zaman niye illaki eşcinsellik üzerinden ediyorsun küfürü? Gibi insanlar birbirlerine sürekli müdahale ediyordu. İşte gerçek çoğulluk budur çoğulluk sen orada yaşa ben burada yaşayayım kimse birbirine karışmasın böyle ayrı ayrı duralım değildir. Herkesin birbiriyle müzakere ve mücadele etmesi ama bunun kanallarının çatışmasız olmasının açılmasıdır. O yüzden şimdi biz hatırladığımız zaman gezi ve meydanı biraz cennet gibi hatırlıyoruz. Çünkü yani orada gerçekten dolayımsız olarak birbirlerimizle karşılaşma, birbirimizi tanıma, birbirimizi sevme imkanımız oldu. İnsanların %90'ı aşık gibi hissediyorum kendimi diyordu. Yani... yani ben çok genel olarak söyleyeceğim. Bir gece tansiyonun düştüğü bir gece bayağı gazlanılan günlerden birinden sonra akşamlardan birinden sonra başka herkesin gevşediği biraz da böyle müzikle falan. Öyle bir akşam meydanda rastladığım bir polisle içeriye dair düşüncelerini konuşurken bir şeyler anlattım ütopya gibi mi yani dedi. <laughs> evet. Yani bunu bu ifadeyi o kullandı evet. ve Evet. Yani onu dinleyen birkaç kişi de şöyle durup evet dedi hep evet. beraber. Yani çok benim için gerçekten hani şey tansiyonluydu. Şimdi ben daha BDP tarafına yakın duruyordum. Yani sürekli hani şeyde bir saatte bir iki saatte bir müdahale ediliyordu BDP'lere. Niye işte bu bayrağı açtınız niye şu bayrağı açtınız diye. Ama mesela oradan gençler çıkıyorlardı. Diyorlardı ki ee, gelin siz de bizimle halay çekin. Türk bayraklı işte insanlar geliyorlar kızıyorlar falan. Gelin bizle halay çekin. Belki ön yargılarınızdan kurtulursunuz diyorlar. Ve bayağı yani hani ee, bir tarafta öcalan bayrağı var bir tarafta Türk bayrağı var birlikte halay çekiyorlardı şimdi bu sorunsuz değil herkesin içi tedirgin hmm. herkes ge gergin ama birbirine şans tanıyor birbirini tanımak istiyor ha bu mu muhteşem bir şeydi bu aslında e, bir taraftan yani bu, bu süreç başlamadan önce toplumsal barış nasıl olacak peki hmm. sorusunun cevabını ararken belki bilmiyorum siz toplum bilimciler biraz daha tedirgindiniz. Şimdi böyle garip bir şekilde bir laboratuvar neredeyse oluştu. Laboratuvar de yani gerçekten yeni bir hayat oluştu ve işte toplumsal olarak bir şey oldu bir anda. Evet. Yani bu daha iyimser olmayı sağlıyor mu? Ve Kürtler burada kendilerini nasıl hissediyorlar? Ee, şimdi Kürt yani oraya geç, geçiyor mu bu? Bir de gerçekçi olarak yani çözüm sürecine dair irade ya da yani irade güçlenmiş midir? Aslında güçlü irade zaten güçlüydü belki iradesi olanlarda da toplumsal olarak toplumda da. E, şüpheleri olanlar, kaskatı duranlar bu sürecin önünde. Onlarda bir soru işareti ortaya çıkmış mıdır gerçekten? Şimdi çok fazla şey katmanlı Sordum. katmanlı, katmanlı evet, bir işte. soru var. Şimdi hatırlayabildiğim evet. kadarıyla yani takip edebildiğim Hepsi kadarıyla var. cevap vereyim. Birincisi şöyle bir şey oldu. Yani bu çözüm sürecinde e, diyalog alanı çok fazla sadece İslami birliktelikmiş gibi yansımıştı. Çok çeşitli sebeplerle, yani hani hmm, e, hem hmm. e, o hem ona gelen tepkiler, hem AKP'nin söylemi öyle bir hava doğmuştu ki sanki yani bu bir İslamiyet üzerinden yürüyecek veya bir Orta Doğu emperyalizmi üzerinden Hatta yürüyecek. Hatta Sünni İslam üzerinden. Sünni İslam artı yani hmm. bir Orta Doğu'da büyük hmm. güç olması Türkiye'nin. Şimdi bunun dışında müzakere alanlarının olabileceği, bunun dışında hakikaten demokratikleşmeye, özgürlüğe dair bir müzakereler, iletişimler alanı olabileceği ortaya çıktı. Bu çok umut verici. Yeni bir söylemle yani bu müzakerelerin, mücadelelerin yürüyebileceği, illaki sadece İslam ortaklığı, Sunni İslam ortaklığı üzerinden değil. Oradan da yürüsün ama başka yürüyebileceği alanlar da var. Bu bence önemli. Ee, i̇kincisi ben bunun çözüm sürecini baştan sona e, etkileyeceği konusunda tabii ki çok fazla büyük bir imserlik olur bu. Çünkü demin de demeye çalıştığım gibi yerelde olan, altta olan e, ve belli yerlerde yeşeren şeylerin beslenmesi ve e, kurumsallaşacak, Adımların atılması gerekiyor. Mesela... Şimdi aslında buna başbakanın destek vermesi beklenirken o gene öyle bir dil kullandı ki orada. Yani 99'a geri dönüldü. Evet. Bir anda. Değil mi? Hani belli başlı etiketler, benim adlandırmayı, sev telaffuz etmeyi sevmediğim hiçbir zaman falan. Yani hı hı. örgütten söz etmek gene falan. Halbuki o bir bir çözüm sürecinin... Yani lokomotifi olması gerekirken Gezi'yi bunun üzerinden yani bir ayrıştırma üzerinden değersizleştirmeye çalıştı. Hı hı. Yani, garip değil mi? Yani tabii garip değil çünkü bu hep yaptığı bir taktik. Sonuçta yani bu e, birazcık da insanlara aydırtan o oldu galiba. Hatta iletişim fakültesinden biri bir reçete yazmış. E, nasıl davranıyor? Mesela evde vazo kırılsa e, bilmiyorum okuma fırsat oldu mu izleyicilerin? Hı. Diyelim ki evde vazo kuruldu. Başbakan nasıl davranıyor o vazoyu ben kırmadım kırdıysam iyi bir şey yaptım ben vazoyu kırdıysam sen onu çok daha büyüğünü kırmıştın ben kırmasaydım zaten neler neler olacaktı bilemezsin yani sürekli bütün konularda hmm. böyle bir beş adımlık taktik ile yürütüyor bir iletişimcinin gözüyle yani burada da gezide de aynı şeyleri yaptı yani hani ben müdahale ettim çünkü müdahale etmeseydim barış süreci biterdi ben, Hayır hani canım bu şekilde... yani çözüm sürecini desteklemeyenlere eleştiride bulunurken ondan sonra çözüm sürecinin diğer aktörünün orada özgürce yer almasını bir suçmuş gibi hı hı. göstermeye çalışan bir takım açıklamalar yaptı. Yani bunu da en ufak yani biraz rasyonelitesini kullanan kişi görür. İşte tutarlılıklar farklı hmm. ideolojik pozisyonlardan farklı şekillerde evet. kuruluyor. Hmm. Yani... Şimdi şey de demiştim hani Kürtlere bu durum nasıl geçiyor? Çünkü e, işte Gezi'yle ilgili belli e, ölçüde skeptik, şüpheci değerlendirmeler falan da var. <laughs> hani Böyle parlayıp sönecek işte. Yani tabii ki. Belli bir e, e, elitin işte falan gibi. Yani bunların hepsi emekle e, belirlenecek şeyler, içeriği, Hı -hı. sonu emekle, mücadeleyle belirlenecek. Özellikle ne kadar özellikle kültür açısından soruyorum. Kürtler açısından bakarsan yani onlar nasıl görüyor? Yani gibi. ilk zamanlarda kolay olmadı onlar için hiç. Yani hem bir taraftan gerçekten yürüttükleri bir süreç var ve o süreçte hem hükümete yaptıkları bir yatırım var haliyle bir taraftan. İkincisi fazla göze batmak çözüm sürecini ne hale getirir. Üçüncüsü ama bütün bunların dışında mütevazi bir duruş da var. Yani Gezi'nin bir anda yani en büyük aktörü haline gelmek veyahut da Gezi'nin aktörü haline gelmek oradaki kendiliğinden oluşan özgürlük hareketini boğabilir. Orada gerek olmayan çatışmalara sebep olabilir. Yani çok fazla farklı kaygılar vardı. Kürt hareketi çok örgütlü bir hareket. Egemenlik alanları olan bir hareket. Yani bu anlamıyla biraz ikircikli yani iki tarafa da bakarak hmm. da hareket etti ama Kürt gençler oradaydı. Hmm. Kürtler yani Kürtler ilk baştan beri Kürt olarak oradalardı ama parti olarak daha mesafeliydi ilk başlarda. Bunlar normal ama ben gezi sürecinin demokratikleşmeye katkısını zaten Kürt egemenlik alanlarını da dönüştüreceğini, oraları da çoğullaştıracağını düşünüyorum eğer hakiki bir şekilde ilerlerse. Bir taraftan da çözüm süreci aslında sadece Kürtleri ilgilendiren sonuçları olacak bir süreç değil ya da olmamalı. Yani bu böyle de söyleniyor zaten yani genel olarak memlekete daha demokratik bir yönetim şekli daha katılımcı demokrasiye açık daha yerelin kuvvetlendiği bir takım modellerin benimsendiği bir sistem getirebilecek bir süreçten söz ediliyor aslında hayalde olan bunlar Dolayısıyla Hani bir taraftan Başbakan orada da hükümet orada da bir çelişkiye düştüğü için kendine yani belki şunun çok onun da önemli bir birleştirici unsur olduğunu söyleyebiliriz. Belki birinci aşamada Türk kesimlerin aa bak ben Kürtlerle ilgili bildiğim şeyler doğru değilmişe gelmesi gerekiyordu ama ikinci aşamada şunun da yavaş yavaş görünür olması lazım. Kürtlerin talepleriyle geziden yükselen demokratikleşme talepleri rastlantısal olamayacak kadar birebir örtüşüyor. Evet. Kürtlerin demokratik özellik talebi Türkiye'de kıyametler kopmasına sebep olan ve Türkiye'nin tamamı için istiyoruz dedikleri demokratik özerklik ta talebi doğrudan temsiliyet talebidir. Halk meclisleridir. Bu parklarda olanın sistematik olanıdır. Halk meclisleri kurulsun, mahalle meclisleri kurulsun, kadın meclisleri evet. kurulsun, yerelden örgütlenme, demokratik özellik Bu. İkincisi yani ikincisi hakikat meselesi. Hakikatlerin Hı -hı. ortaya çıkması, yargılanması. Şimdi e, birçok e, bizim Haki hakikatleri araştırma komisyonu komisyonunun aynen. kurulması. Bugün bizim karşımıza çıkan bir dolu felaketin sebebi bugün üst düzey yönetici olan insanların 90'larda bölgede yönetici konumunda olmuş olmaları. Hemen söylüyorum. E, e, vali e, hmm. Hüseyin Avni mutlu e, Diyarbakır'da e, Ceylan Önkol öldüğü zaman vali takipsizlik kararlarında ve şey e, bütün bu e, olayı e, hmm. örtbas etme beyanatlarında vermiştir aynı zamanda Şırnak'ta Silopi'de e, e, vali yardımcılığı ve kaymakamlık yaptığı dönemde onlarca insan kayboldu şimdi bunun ben bunu başka yerlerde de söyledim. Bir cumartesi gecesi gezi boşalırken insanlar gözaltına almalar var. Karakollara ulaşılmıyor. 400 kayıp var diye Twitter atıyorlarsa bu 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 süreçte Türkiye'nin Türkiye geçmişle yüzleşmemiş olması ve geçmişle yüzleşmemiş olduğu için suçlu mu değil mi ortaya çıkması lazım. Anlatabiliyor muyum? Eğer suçlu değilse sorun yok. Ama suçluysa yargılansın. Yoksa bu ülkede biz her gün korkarız 400 tane kayıp olacağından. Biz her gün korkmaya devam ederiz aynı insanlar başımızda acaba doğru şeyleri mi yapıyorlar diye. Yani işkenceye sıfır tolerans adı sloganının kullanıldığı bir dönemde adı sayısız neredeyse işkenceyle anılan birinin de Emniyet, yani Emniyet Müdür, müdür yani, yardımcısı. Biz. Aynen. Onu Bunlar, hatırlattık rın, geçen gün Bunların hepsinin e, mesele hakikatlerin ortaya çıkması. Yani yargılansın, beraat etsin. Yani ha, onu da diyor. Yani kanıt bulunamadığı için mesela eee Selim Aydan söz ediyor. Hayır bir hakikat Daha, komisyonu ama dediğimiz şu var. şey öyle bir şey öyle bir değil. Şey Bugünün değil. mahkemeleriyle olmaz o. Bir, bir de yurttaşların beyanına güvenmek bir devlet için aslında yurttaşlarıyla barışmanın herhalde birinci koşuludur. Öyle değil mi? Tabii Ve ve de haktır yani. Ve beyan. de hakikat komisyonu dediğiniz şey zaten normal mahkemelerin dışında bir takım organların kurulmasıyla çalışan bir şey. Evet. Ee, yani bağımsız şeylerin, sivillerin <laughs> delil toplamasıyla oluşan bir şey. Bu şekilde bir yargı sistemi değil zaten. Yani bütün bunlar otur, şunu demeye çalışıyorum. Yani gezideki talepler ve gezide de söylenen talepler ve gezide yaşanan korkularla bugün Lice'de dile getirilen talepler, Kürtlerin dile getirildiği talepler ve Kürtlerin yaşadığı korkular birbirleriyle çok benzeşiyor ve örtüşüyor. Yani bunun o yüzden de tam tersine başbakanın ve hükümetin Kürtlerin ve gezidekilerin ve herkesin aslında bunu görerek bunun üzerinden demokratikleşmeye doğru, <laughs> e, yerelleşmeye doğru e, biraz e, 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 yani bütün bunları ve sermayeyi kayıran bu sistemin de tabii dönüşmesi lazım ama bu başka bir programın başka konusu. Başka bir programın sordu. konusu orada da çünkü karışıklık var. Peki forumlarda bu konular nasıl ele alındı diye sormak istiyorum. Daha sonra bir soru daha soracağım kapatacağız. Evet forumlarda e, bu konular nasıl konuşuldu e, ben e, birkaç tane foruma katıldım çok e, gerçekten ilginç ve güzel şeyler oluyor çünkü insanlar e, çok kısa bir zamanda e, forumların nasıl yönetileceğini yani Türkiye'deki muhalefet hakikaten şunu söylemek lazım ki entelektüel e, birikimi olan bir muhalefet en azından anahtar yerlerde bir LGBT hareketi bir feminist hareket. Muhalefet derken yani sadece meclis içindeki ha, şeyi yok, anlamasınlar. Yok tam, tam tersine meclis dışındaki muhalefet diyeyim. Yani bir LGBT hareketi bir feminist hareket bir işte devrimci demokratlar diyebilirim. Ee, tart işte Yunanistan'da nasıl yapılmış bu iş Amerika'da nasıl yapılmış Fransa'da nasıl yapılmış İspanya'da nasıl yapılmış biliyorlar ve çok çabuk bir şekilde sorunları çözüyorlar O yüzden çok başarılı forumlar oluyor herkes çıkıyor iki-3 dakika düşüncelerini söylüyor çeşitli işte mesela bütün forumlarda inanılmaz kısa bir zamanda talep olarak yüzde onun barajının kalkması çıktı bu beni çok şaşırttı mesela Çünkü herkes, ...şeyi iddia ediyordu, kitlenin CHP'li bir kitle olduğunu iddia ediyordu. Yani ve hani ortaya çıkıyor ki kitlenin derdi CHP veya şu veya bu değil... ...gerçekten demokratikleşme. Hı -hı. Çünkü bütün forumları kesen mesela böyle bir talep ortaya çıktı. Muhakkak barajın düşmesi. Ee, böylelikle insanları hakikaten temsil eden partilerin ortaya çıkabilmesi. Hı hı. Ee, bunun dışında Kürt meselesi konuşuluyor. Kadınlar kadın meselesi konuşuluyor çünkü Gezi'de gördük ki mesela Gezi'de kadınlar arasında çok beklenmedik ittifaklar bizim bildiğimiz ama belki toplumsal açıdan beklenmedik ittifaklar görünür oldu. Yani mesela biz işte feministler olarak başörtülü kadınlarla her zaman birlikte mücadele ettiğimiz ve başörtülü hak, kadınların hakların başörtülü kamusal görev alma haklarını savunduğumuz Onların da başörtülü kadınların da aynı şekilde bizim birçok talebimizi e, savundukları tacize cevize karşı tabii. E, birlikte dayanışma içinde barış için dayanışma içinde mücadele ettiğimiz mesela bunlar açığa çıktı e, işte anti kapitalist Müslümanların e, kapitalizm karşıtı mücadelesi şimdi mesela bir iftar e, hmm. e, parklarda iftar e, e, şeyleri yapılacak. Ee, hiç beklenmedik. Ee, LGBT'lilerle taraftarlar arasında harika karşılaşmalar yaşandı. Ağız biliyorsunuz küfür futbol, dolu. evet e, Futbol taraftarları. LGBT, evet. Hani çok küfür ediyorlar Biz ve BNG, bu gay, trans oldukça e, cinsel içerikli küfürler. Tabii. Hani hem feministler hem LGBT'liler onlarla dalga geçti. Karşılıklı dalga geçildi <laughs> ve bir takım Temas noktaları oluşmaya başladı. Bunlar da forumlarda kendini daha da fazla gösteriyor. Gösteriyor. Peki, şimdi özellikle Lice'den de yola çıkarak e, bu meseleyi konuştuğumuz için sonunda ben tekrar e, çözüm sürecine dair bütün bu toplumsal dinamikleri dikkate alarak e, neler önemlidir, bundan sonra neler üzerinde durmak gerekir, onları bir toparlayalım isterim. Şimdi aslında bir anayasa evet. nasıl tartışılabilir ve bu düzeyde oluşmaya başlayabilir? Belki bu forumlar, oradaki tartışmalar bunlar hı hı. bir yol gösterici olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle yani bir anayasa... Hmm. İkincisi ya anayasal gerçekten demokratik bir anayasa hmm. ihtiyacımız var. İkincisi yerinden yönetime ihtiyacımız var. Hmm. Hakikaten insanların kendi ekolojileri hakkında en basitinden, kendi çevreleri hakkında, kendi kaderleri hakkında karar ve eğer ki iktidar partisine oy vermedilerse bile karar verme hmm. haklarının olduğu aşağıdan örgütlenmelere ihtiyacımız var. Ee, tabii hakikatlere ihtiyacımız var kesinlikle. Hı hı. Ama çok fazla daha ahlaki meseleler de var işin içinde. Yani artık birbirimizden nefret etmeye sebep olacak dillerin e, bu ülkede kullanılmamasının kampanyasının yapılması. Bunun yani yasanın ötesinde bunu yapılması lazım. Şu anda bizi en çok üzen, beni en çok üzen ve yaralayan şey hakikaten... Hani normalde son derece samimi bir şekilde birlikte e, iş yaptım, arkadaşlık ettiğim e, AKP tabanıyla şu anda sanki aramda bir husumet ve düşmanlık varmış gibi konumlandırılmış hmm. durumda olmak. Bu dillerin yok olması lazım. Yani bu diller şimdi orada bir yaf, oradan bir yaftalanma hata var. Aynen. Tabii. Bu diller e, sevgisiz Lik çok büyük. Biz hatta şeyle ilk bu insanlar sokağa çıktığı zaman onu konuşuyorduk. Ya biz mesela kendimizi Kürt meselesinin yanında, feminist meselesinin yanında falan tanımlıyoruz. Ay ne çektin, sen ne çektin? Hani şeklindeyiz. Ay biz çok çekiyoruz çok çok. Yani insanlar ne kadar çok çekiyormuş ve çektikleri şey birbirlerine temassızlık, sevgisizlik... Ee, nefret içinde kalmak, bir şeye evet dedin mi? Her şeye evet diyormuş gibi kategorize edilmek, bunlara artık Türkiye'deki insanlar dayanamıyor. Evet, yani bir taraftan şimdi böyle bindiriliyor diyeyim, ee, ama herhalde bunu da aşmak, böyle anlata anlata mümkün olacak. Şunu düşünüyorum bazen, belli bir kesimde belli bir medyanın okuru ya da izleyeni, dolayısıyla onların gördüğü ve onların da konforunu bozmamak üzere görmek isteyeceği. Tırnak içinde gerçekler ya da olaylar hani okunu şovunları farklı. Ee, orada zaman zaman e, beslenmeye çalışılan o ayrımcılığın e, çok net bir şekilde görülebildiğini de söylemek mümkün. İşte sesleri duyurmak gerekiyor bir şekilde herhalde. Evet. Yani bunu konuşan insanların e, başörtülü bir kadının ayrımcılığa uğramasına evet demeyeceğini hiçbir şekilde. Tepkisini en sert şekilde göstereceğine, yani biz başört... bu hakkı savunabilen insanlar olduğuna hı hı. inanmaları gerekiyor. Tabii bizim için biz feministler için Gezi'nin belki de en büyük kabusu gerçekten başörtülü bir kadına yapılmış bir hı. tacizin olmasıydı. Yani bu kabul edilemez bir şeydi. Biz bunun için her yerde gösteriler yaptık, her yerde beyanatlar verdik her zaman her yerde demokrasinin yanındayız. Her zaman her yerde ez ezilenin yanında olmak Hatta durumundayız. Hatta burada konuşan iki kişi mesela seçimlerde neden AK Parti'den başörtülü adaylar daha fazla yani bir aday vardı da daha fazla aday olamadı ve başka daha üst sıralarda seçilebilir yerlerde kimse olmadı sorusunu da sormuş kişiler. Evet aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Yani. Peki bununla bitirelim tamam. istersen. Yani e, bir e, toplumsal dönüşüm var ve de çok da hızlı oluyor. İnsanlar birbirini çok hızlı ve iyi anlamaya ve dinleyebilmeye başladılar. Bu ümit verici bir şey ama Evet ama bir tane daha program rica ediyorum senden. Çünkü burada yani <laughs> benimle değil başkasıyla yap ama yani buradaki bir tek meselenin gerçekten altını çizmek lazım. <laughs> Sadece Demokratikleşme meselesi değil, aynı zamanda Türkiye'de artık hayatımızın her alanının alınır ve satılır kılınmış, kılınmış olmasına karşı da Bu işi ciddi konuşuyor. bir öfke var. Bunu Geleceksizliğe, zaman, zaman. geleceksiz olmaya artık yani ormanın ağacın yerin Aynen. Saçın, her şeyin anlatabiliyor muyum? Hayatımızın her alanının, vücudumuzun, böbreğimizin beşeri alınır ve satılır olması. Beşeri ve tabii kaynaklar tükenene kadar, bitene kadar bundan rant elde etmek gibi bir evet. durum. İnan her konuda oturup konuştuğumuz zaman bu programda yer verdiğimiz her konuda ortaya çıkıyor. Evet. Çevre konusunu konuştuğumuzda, yaşam hakkını konuştuğumuzda, suya erişme o bir sürü yerden çıkıyor yani. Evet. Bunu da ayrıca tekrar yaparız. <laughs> ee, devlet aradan çıktı, insanlar birbirini duyabilmeye Devli, evet. başladı ve bu deneyimi de yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. Ve diren geziden e, iş maalesef çok trajik bir olay sebebiyle direnileceği kadar geldi. Ama geçtiğimiz haftalarda burada konuştuğumuz birçok konuda olduğu gibi e, Lice'de de etkin bir soruşturma gerekiyor Hak aranması için yolların açılması gerekiyor ve yurttaşların hayal kırıklığına bu kez en azından uğramaması gerekiyor. Çünkü bunlar başlı başına bir kutuya hapsedilebilecek olaylar değil. Hepsinin etkisi çok daha uzun zamanlara yayılabiliyor. Eğer gerçekten bir çözüm sürecine bel bağlandıysa, gerçekten bu konuda samimi bir irade varsa bu konunun da samimi bir şekilde soruşturulmasının, etkin bir şekilde soruşturulmasının takipçisi olmak gerekiyor. öncüsü olmak gerekiyor. Toplumun da bunu takip etmesi gerekiyor ki böyle bir irade memleketin her yerinde ortaya çıkmış gibi. Şimdi hafta başında yayını böyle kapatıyoruz. Nazan Üstündağ konuğumuzdu. Sosyolog Nazan Üstündağ ile de bu konuları konuştuk. Şimdi kapatırken size gelecek hafta daha doğrusu hafta sonu için ufak bir izin talebinde bulunacağım sizden. Cuma akşamı yayınımız olmayacak ama daha sonra tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.